1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 38 Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 381, 3, 5. I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'i. Dünya Savaşı başladığı sırada Mustafa Kemal Sofya'da ataşe militerdi. Başkomutan vekili Enver Paşa'ya yazdığı mektupta, vatanın müdafasına ait faal vazifelerden daha mühim ve yüce vazife olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde ateş hatlarında bulunurken, ben Sofya'da ataşe militerlik yapamam. Eğer birinci sınıf zabit olma özelliğine sahip değilsem bana açık söyleyin, diyerek cephelerde aktif görev almak istediğini belirtti. Mustafa Kemal, Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde Anafartalar Grup Komutanı, 1915, Görsel 1.14, Kafkas Cephesi'nde 16. Kolordu Komutanı, 1916. Suriye-Filistin Cephesi'nde 7. Ordu Komutanı, 1917 ve Yıldırım Orduları Grup Komutanı, 1918 olarak görev yaptı. Kanıt sorgulama 5 kanıtlardan yararlanarak soruları cevaplayınız. 1. Kanıt. İlk askeri başarısını Trablusgarp'ta gösteren Mustafa Kemal, sorumluluk ve görevden zevk duyan bir komutan özelliği taşıyordu. Daha 25 Nisan sabahı 19. Tümenle ve hiçbir yerden emir almaksızın kendiliğinden çatışmaya katılarak düşmanı kıyıya kadar püskürtmüş ve bundan sonra 3 ay süreyle kırılmaz bir güçle sürekli düşman saldırılarına karşı koymuştu. Ona tam anlamıyla güvenilebilirdi. 15 Ağustos günü öğleden önce Koca Çimen Dağı'na ve bitişindeki Conkbayırı Tepesi'ne, Mustafa Kemal'in kendisinin düzenlediği ve yönettiği taarruzla düşman piyadesi, bu tepelerin kuzey yamaçlarına doğru geri sürüldü. 2. Kanıtmış ve Bitlis'i işgal eden Rusların daha güneye inmesinin engellenmesi ve işgal edilen yerlerin kurtarılması düşüncesiyle yapılan bu planın uygulanabilmesi için tecrübeli bir komutana ihtiyaç doğmuştur. Çanakkale'deki komutanlığıyla dikkat çeken Miralay Mustafa Kemal ideal bir aday olarak görülmüş ve 16. Kolordu Komutanı olarak atanmıştır. Göreve Miralay rütbesiyle başlayan Mustafa Kemal, 16. Kolordu Komutanlığı karargahını Silvan'da konuşlandırmıştır. Kolordu'ya bağlı 5 ve 8. Tümenler ile yapılan başarılı harekatlar sonucunda Bitlis ve Muş işgalden kurtarılmıştır. Cevap, bu etkinliğin cevabı. Diğer sayfadadır. Bakınız sayfa 39. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı sayfa 38 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.